İleri geri çalışan bir tane motorumuz var. İleri butonuyla motorumuz ileri çalışıyor. Geri butonuyla motorumuz geri çalışıyor. Bir tane de stop butonumuz var. Burada bizden istenen şu. İleri çalışıyorsa, eğer stop'a basmışsam durdurmak için, geriye çalıştırabilmem için arada bir 10 saniye gecikme olsun. Veya geri çalıştırıyorsam, stop'a basmışsam, yani durdurmuşsam motoru, ileri çalıştırabilmem için yine bir 10 saniye gecikme olsun. Bunun gerçek sistemde konulma nedeni şu. Bir motor siz eğer ileri doğru çalıştırıyorsanız, motoru durdurduktan sonra eylemsizliğinden dolayı motor bir müddet daha ileri yönde çalışmasını sürdürecektir. Eğer motor mili yavaşlamadıysa veya durmadıysa ters yöne çevirmeye çalışacak olursanız, birincisi zaten milde mekaniksel olarak bir yük var. Doğru. Ve o yükü siz normalde kalkarken bile, yükü kaldırıp normal yere götürürken bile motor bir yol alma süresi yaşarken, bir mekaniki olarak darbe yaşarken, meydana gelirken ters dönen bir yükü öbür tarafa döndürmeye çalıştığınız zaman mildeki mekanik burulmalar artı bunun bağlı olduğu kaplin sistemlerindeki, kayış, kasnak ve zincir sistemlerindeki mekaniki yüklenmeler çok fazla olacaktır. Bu senin sisteminde bir mekanik arıza oluşmasına neden olacak. İkincisi ise zaten benim asenkron motorum normal kalkış sırasında motorun yapısına bağlı olarak 4,5 ila 8 misli arasında bir aralıkta akım çekmekteydi. İleri giden bir motoru ters yöne, geri yönde çevirmeye kalktığında kalkış akımı normal kalkış akımının çok daha üstüne çıkacaktır. Manyetik alan olarak sıfırlayacak, sıfırladıktan sonra tekrar kalkış akımı ile birlikte istenilen yönde motoru çevirmeye başlayacaktır ki bu da kalkış akım değerini, normal kalkış akım değerini çok daha üstüne taşıyacaktır. Bu da elektriksel olarak şebeke ve sisteminde zorlanmalara neden olacak. O yüzden demişiz ki bu motorda, örneğin bu örnekte, ki şunu da söyleyeyim, gerçek sistemlerde, gerçek fan örneğin uygulamasında eğer motoru siz şebekeden keserseniz, yani durdurmak için stop'a bastınız, motor şebekeden çektiniz, 2-3 dakika daha motoru dönen motorlar olur. Ha, eğer bu bir banttaysa, yani yük altında çalışıyorsa, stop'a bastığınız zaman sistemdeki sürtünmeler ve yükler motorun hızını düşürerek sıfıra getirecektir. Örneğin 20 saniyede, örneğin 30 saniyede. Ama bir bu fansa, mili boşta, yani yük olarak rüzgar veya buna benzer boşta volanlı bir yükse, yani eylemsiz büyük olan yükü çeviriyorsa, çok büyük yükleri, dakikalar alacaktır ki bu motorun durması. Ama prensip olarak, mantık olarak biz buna 10 saniye diyoruz ki burada PLC üzerinde denediğimizde gözlemleyebilelim. Ama gerçekte nedir bu durma süresi? İşte biri çalışırken diğerinin çalışmama, bekleme süresi mekaniki olarak motorun ne zaman mili sıfır devre geliyorsa, yaklaşıyorsa olur. Ama biz burada PLC üstünde denediğimizde bunu 10 saniye olarak verdik. Burada biraz sonra bu soruyu birkaç farklı yöntemle çözeceğiz. Buradaki olay şu. En kolay yöntemle, çözüm yöntemiyle başlayalım. Şimdi mantık olarak düşünecekseniz motorun ileri ve geri çalışması var. Önce bunu çizelim. İlk önce set resetli değil, mühürlemeli çizeceğiz. Bundan bir sonraki adımımız set resetli olacak. Bu benim stop butonum. Start butonum. Bu gelsin neyi çalıştırsın? Örneğin ileriyi çalıştırsın. İleri ne yapsın? Start'ı mühürlesin. Aynı yöntemle çalıştırdığım bir de gerim var. Şu artık start demeyelim de ona. Çizgimiz neredeydi? İleri buton diyelim. Buton ileri diyelim. Aynı şekilde ne var? Buton geri var. Bu da neyi çalıştırıyor? Geri. Geri çıkışımı. Geri çıkışımda butonumu ne yaptım? Mühürledim. Burada koymamız gereken yasaklama kontakları var. Bu kontaklar ne işe yarıyor?
Eğer motor geri çalışıyorsa, ileri çalışıyorsa, geriyi çalıştırmıyor. Yani buna geriyi koyduk. Buna da ileriyi koyduk. Bunlar ne? Bunlar şu çıkışların kontakları. Bu çıkışın kontağı. Bu da bu çıkışın buradaki kontağı. Bunlar ne işe yarıyor? Örneğin ben devreye geri almışsam, geri buradaki kontağını açıyor. İlerinin devreye girmesini engelliyor veya ileri devreye almışsak, ileri buradaki kontağını açıyor, geri devreye girmesini engelliyor. Şimdi buna zaman ekleyeceğiz. Eklediğimiz zaman şu. Veya mantığı şu. Motor duracak. Ve 10 saniye boyunca diğerinin girmesini engelleyecek. Devreden çıktıktan sonra sayan zaman rölem benim toptu. Topu attırabilecek olursanız buraya zaman rölemini bir daha çizelim. Input'u veriyorduk girişi. Kontak çıkışları şuydu. Girişi verir vermez zaman rölem değil. Girişi verir vermez kontak patronunu değiştiriyordu. Girişi kestikten sonra T'yi sayıyordu, zamanı sayıyordu, kontaklar eski konumuna geri geliyordu. Yani burada yaptığım şey ne? Durdurduktan sonra sayma işlemini devam ettireceğim bir şey. Bu ne demek? Bakın girişi kestim, durdurdum ama sayma işlemini devam ettiriyorum. Bunu ancak top zaman rölesiyle en kolay haliyle toplayabilirsiniz. Tamam mı? O zaman benim ileri zaman rölem girdiğinde, devreye girdiğinde bir tane T37 top zaman rölesini, tamam mı? Ve geri devreye girdiğinde T38 top zaman rölesini 10 saniye yani preset oyun değeri 100 olacak şekilde devreye alsın. Bu zaman rölesini alsın karşılıklı olarak diğer elemanın, diğer çıkışın devreye girmesini engellesin. Yani bu ne? T38. Bu ne? T37. Açık mı koyacağız, kapalı mı koyacağız sorusunun cevabı şu. Hiçbir şey bilmeden şunu söylerim ben size. Eğer açık koyarsanız, daha başlangıçta kaybedersin. Çünkü enerji akışı ne zaman üresine ne de çıkışa gelir. O zaman buralara koyacağım bir kontak kapalı olacak. Şimdi bakalım ne yapmışız. Stop butonuna basıldı, buton ileriye bastık, zaman rölesi kapalısı, gerilim kapalı sürenler ileriyi devreye aldı ve mühürlemeyi sağladı. Bununla birlikte top zaman rölem devreye girdi. Top zaman rölem devreye girer girmez ne yaptı? Açtı. Buradaki kontağını açtı. Tamam mı? Zaten istesem de ben buradaki butona bassam da T37'nin kontağı açılacağından dolayı bu hattı devreye ne yapamıyorum? Alamıyorum. Aslında ben farkına varmadan ne yapmış oldum? Mühürleme ileri geri. Şunu tam burada yapmış oldum aslında. Öyle değil mi? Ha, ama şu vardı. Prensip olarak bunlar konur. Tamam, yani işin gidişatını prensip olarak baktığınız zaman görebilmeniz açısından neyin ne olduğunu bunlar konur. Hocam bunları kaldıralım mı? Ben kaldırmayayım derim. Çünkü yarın öbür sistemde bir değişiklik yaparsınız yazılımda. Tamam mı? Bunlara paralel atılır, başka bir şey yapılır, belki bunlar değiştirilir. O zaman bunu koymayı tekrar unutabilirsiniz. Prensip olarak durmasında fayda var. Ne oldu? İleri devreye aldığınız zaman ileri T37 zaman rölesini aynı anda çalıştırdı. T37 top zaman rölesi enerjiyi alır almaz kontakları konum değiştirdi ve açtı. Ben stop butonuna basıp bu hattın enerjisini ve mühürlemesini kestiğimde top zaman rölesi aşağıdaki kontağını hemen açmaz. 10 saniye sonra. Evet, şu top 37 zaman rölesi aşağıdaki kontağını hemen açmayacaktır. Reset ödülleri ne bunun? 100. Yani süre 10 saniye. 10 saniye müddetince bu kontak burada açık kalacaktır. Ve siz bu 10 saniye içerisinde buradaki butona bastığınız dahi enerji akışını bu T37 ne yapacaktır? Kesecektir herhalde. Ne zaman ki 10 saniyelik stop süremiz dolar, aşağıdaki kontak eski konumuna gelir. Bu sefer siz geriyi çalıştırmak için müsait olursunuz.